Sevgili dinleyenler, ilk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist profesör, doktor Sayın Nevzat Tarhan bizlerle birlikte her cuma olduğu gibi. Hoş geldiniz efendim ailece. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen YKS öncesi üniversite sınavına girecek birçok kişi, milyonlarca kişi. Kaygı ve stres yönetimi üzerine konuşalım istiyoruz sizinle. Stresi nasıl tanımlarsınız? Önce bunu soralım. Yani stres, yani kelime karşılığı Türkçe'de tazyik, basınç anlamına geliyor. Yani gerilim halinde. Evet. İnsan mesela fiziksel bütünlüğü bozulunca ne olur? Kolu bacağı kes, böyle zorlanınca ağır olur. Kişinin de psikolojik bütünlüğü zorlanınca da stres, kaygı, anksiyete hali ortaya çıkıyor kişide. Yani kötü bir şey olacak hissi ortaya çıkıyor. Bunun stresin nesnesi belliyse ona göre çözüm yapılıyor. Nesnesi belli değil, neden olduğunu bilemiyorsa böyle durumlarda arka planda, yani örtülü bellekte, bilinç altında bir sebebini araştırıp ona göre davranılıyor. Yani stres insanın psikolojik dengesinin, bütünlüğünün sarsıldığı durumlardaki vücudun koruyucu bir tepkisidir. Hı hı. Koruyucudur ama baş edilemediğinde sorunlara yol açar, pek çok soruna yol açar, öyle değil mi? Kontrol edilebilirse kişiyi uyanık tutar, hedefe götürür. Kontrol edilemezse de şey yapar, takla attırır insana. O nedenle stres, kontrol etmeyi, stres, onun için stresi yenmek değil de stresi yönetmek diye geçer bilimsel terminolojide. Yani stres yönetilmelidir, yok edilmemeli. Stresi yok etmeye çalışmak gerçekçi değil, doğru da değil zaten. Evet. Peki stres de acı eşiği gibi mi? Kişiden kişiye değişiyor mu? Herkes farklı mı algılıyor? Tabii, yani kişide eğer dayanıklık eğitimi almış bir kişi ise, yani kişide stresi yönetme konusunda, stres altında soğukkanlı kalma becerisi varsa kişide, böyle durumlarda o stresi kauçuk gibi emer ve tekrar eski haline gelir. Buna psikolojik dirençlilik, psikolojik sağlamlık olarak, yılmazlık olarak da söyleniyor. Bu bizim kültürümüzdeki yılmaz kelimesi çok güzel bir kelime. Bunu yer tutuyor. Yani bir yılmıyor, gene eski haline dönüyor kişinin. Bu tarzdaki durumlarda stres kişiyi güçlendiriyor, bir şeyler öğreniyor her streste. Hatta stresli olaya biz geliştiren travma diyoruz. Travma yaşıyor, acı yaşıyor. Oradan bir şeyler öğreniyor, güçlenerek çıkıyor. Bakıyorsun yıllar içerisinde daha olayları daha iyi göğüslüyor. Mücadele ruhu güçlenmiş oluyor. Kişilik gücü, ego gücü artmış oluyor. Yani o nedenle stresten korkmak değil, onu kontrol etmekten, edememekten korkmak lazım. Kontrol etmeyi başarırsa bir insan, stres ona bir binek haline gelir. Bir nükleer enerjidir stres. İyi amaçla kullanırsak bizi hedefimize götürür. Yanlış kullanırsak da elimize patlar. Yani bizi bloke eder. Evet. Evet. Peki stres vücudumuza neler yapıyor acaba? Tabii stres, şimdi akut stres vücudu kamçılar. Bir anda bütün kamçılar. Şimdi mesela damar direnci artar, beyne giden kan artar, vücut kan yağları, glukoz depoları kana geçer, şeker, glukoz artar. Savaş veya kaç tepkisi veriyor stres anında. Bu bağışıklık sistemi kamçılar, bütün savunma üzeri harekete geçer. Omuz boyun sırt kasları gelişir. Evet. Dikkat artar. Yani kişiyi tehlikeye karşı korunma yönünden akut stres kamçılar vücuttaki bütün yedek depoları harekete geçirir. Bu uzun sürdüğü zaman, yani kronikleştiği zaman da bu sefer tam tersi olur. Bağışıklık sistemini bastırır. Yani damar direnci artar, tansiyon yükselir, kronikleşir, mide bağırsak bozuklar olur, spazm olur, cilt alerjiler olur. Birçok psikosomatik hastalık böyle ortaya çıkıyor. Yani bunun nedeni de son yıllarda anlaşıldı, beynin hatalı alarm vermesiyle ilgili. Yani beyin hatalı alarm veriyor. Normalde beynin hipotalamus diye bir bölgesi var. Otonom sinir sistemini yönetiyor. Evet. Nerede hızlanacağımız, nerede yavaşlayacağımızı söylüyor. Mesela hızlandırma ile ilgili sempatik aktivasyon oluyor. Yavaşla, sakin ol, tehlike geçti diyen de parasempatik aktivasyon oluyor. Vücudun en uzun siniridir, vagus siniri. O parasempatik aktivasyon yapıyor. Tehdit geçti, rahatla diyor. Kasları gevşetiyor, vücudu gevşetiyor, rahatlatıyor kişi. Bunu kullanabilen kişiler, vagus sinirini kullanan kişiler, stresini daha iyi yönetiyorlar. Olayı iyi analiz ediyorlar, yorumluyorlar.
doğru tepkiler veriyorlar, doğru pozisyon alıyorlar, doğru bağlantılar kuruyorlar ve doğru bir duruş gösteriyorlar. Bu kişiler stres, en zor streste bile, hatta bunlara böyle otantik mutluluk deniyor. Her hali saf mutluluk, her ortamda mutlu olmayı başarıyorlar. En stresli yerde bile, mesela cezaevinde gene aynı soğukkanlı duygusu içinde. Sarayda da aynı duygu. Yani ne aşırı üzülüyorlar ne aşırı seviniyorlar. Bunu yakalayabilmek öğrenilen bir şey bu. Duygusal bilgelik bu. Duygusal bilgelik bu çağda çok sarsıldı, onu söyleyeyim. Duygusal bilgeliği ihmal ettik. Mesela Amerikan toplumu hemen sevindirik olan bir toplum. Aşırı tepki veriyor, aşırı gösteriyor. Bu yüceltiliyor orada. Doğu toplumlarda duygular bastırma yüceltiliyor bize de. Duyguları ifade etmeme, duyguları bastırma, çocuğunu uyurken sev, böyle hiç etme. Bunu yerinde ve zamanında duygu regülasyonunu öğrenmesi gerekiyor kişinin. Bu artık bilimsel bir menzile girdi. Duyguların felsefesi konuşuluyor artık. Duyguların regülasyonu ders kitaplarında öğretiliyor. Bu pozitif psikoloji olarak bir insan yaşam kalitesini, yani her ortamda mutlu olabilmek. Hani bazı çiçekler vardır, orkide gibi. Her mevsimde çiçek verir, açar. Bunun belli yöntemleri var mı hocam? Var. Var. Bununla ilgili şu anda ABD baktı, para arttı, zenginlik arttı, maddi refah arttı ama mutluluk aşağı doğru iniyor istatistik olarak. Toplumda intihar artıyor, boşanma artıyor, madde kullanımına yöneliyor gençler. Bunun üzerine bu niye diye araştırılıyor. Şimdi bu mindfulness eğitimi tarzında, yani mindfulness farkındalık, bilinçli farkındalık. Burada kişi daha önce hani hep problem olduğu zaman dış nedene bağlanırdı. Şimdi iç nedeni bilmeden dış nedeni, yani bir insan mutluluğu arıyorsa başkalarının dış nedeni ağrıyor. Şunu iç mutlu ol, şunu ye mutlu ol, şunu gez mutlu ol. Hayır, öyle değil. Mutluluğu iç nedene bağlı arayacağız. Şunu yap mutlu ol, şunu şöyle davran mutlu ol. Kendini tanıyan ve kendini yöneten bir hayatını yönetiyor. Yani kendi kendine lider olmak önemli. Buna nöro liderlik deniyor. Beynindeki eczaneyi yönetiyorsun. Beyindeki kimyasal laboratuvar yönetiyorsunuz. Bunu yönettiğiniz zaman her ortamda mutlu olmayı başarabiliyor kişi. Hiç de zor değil. Nasıl değil öğrenmek yani? Öğrenmek gerekiyor. Ya bu bir kimyacı gibi beyin kimyasını yönetmeyi öğreneceğiz. Aslında hepimiz bir kimyacıyız aynı zamanda, insan. Ruhumuzun kimyası var. Bunu yöneteceğiz. Aşkın kimyası var, biliyorsun, literatüre girmiş. Evet. Ama ruhun da kimyası var. Mutluluğu bilimi olarak geçiyor bu. Bunu nasıl öğreneceğiz? Yani hiç zor değil. Yani bunun yöntemleri var. Yani bunu şu anda ABD'de ortaokul, lise seviyesinde dersin ortasına gençler alıyorlar. Haydi mindfulness'a gidiyoruz diyorlar. Böyle nefes alma egzersizleri, gevşeme egzersizleri, düşünce teknikleri geliştiriyorlar. Olumsuza odaklı düşünmeyene olumlu odaklı düşünüyorlar. Kendilerini analiz etmeyi öğretiyorlar. Ya yani bunlar yani bizim değerler eğitimi, aileden yapılan, kültürel olarak gelen şeyler kültür olarak ihmal edildi artık şu anda. Yani çok kültür aktarımızı medya yapıyor. Eskiden aile yapıyordu. Medya yapıyor. Öyle olunca da çocuklar orada ciddi bir şekilde bir şeye maruzlar. Yani negatif etkiye maruzlar. Yani onun için evin açık kapısı diyoruz bu akıllı telefonlara. Yani her türlü evin güvenli ortamında giriyor. Yani bizim mutluluğa yüklediğimiz anlam bozuldu. Evet. Yani sonucu da şeyler tabii, stresi yönetmekte zorlanıyoruz. Ama her problem kendi çözümüne de itibar ediyor. Yani kapital sistem önce hasta ediyor, sonra tedavi ediyor maalesef. Şu an, ama en çok da doğu kültüründeki o meditasyon mesela, biz Anadolu kültüründe suhi meditasyon diye geçiyor, böyle tasavvufun verdiği yani o meditatif eylemlerdir, o tasavvuftaki öğretiler, Mesnevi'deki öğrentiler, Mevlana'nın, Yunus'un, Ahi Evran'ın, Edeb Ali'nin, bütün öğretilere baktığımız zaman duygusal bilgelik öğretiyorlar hepsi. Bunu biz öğrenmeye çalışacağız. Bunu devletten beklemeyelim. Hani sistem,
Yani her kez öğrenmeye çalışırsa hiç zor değil, onu söyleyebiliriz. Evet, evet. Peki şimdi tam sınav öncesindeyiz, üniversite sınavına girecek adaylar. Herhalde kaygılı olmaları biraz normal değil mi hocam? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii yani şu anda sınav öncesi kaygı, yani kaygısız olmak zaten anormal. Kaygı olur ama denerken stres var, panik yok diyoruz. Panik yapmak doğru değil. Panik çünkü insanın düşünce sistemini bloke ediyor. Bloke ediyor. Yani ne olacak, kazanacak mı kazanmayacak. Sonuç odaklı düşünenler de oluyor. Ya kötü soru çıkarsa, ya bilmediğim yerden çıkarsa ne olacak, ya kazanamazsam diye. Bunun farkında olmanın anne babalar da bunu şey yapıyorlar. Çocuğa hatta şöyle diyor. Çocuğum, kızım, oğlum boş ver, kazanamazsan da olur diyor. Şimdi bunu hani moral için söylüyor, iyi niyetle, ama çocukta sorumluluk duygusu yüksekse daha da çocuk kaygısı artıyor. Çünkü kazanamama ihtimalini hatırlatıyorsun ona. Evet. Halbuki ona şöyle demek lazım. Bak, sen daha önce şu kadar denemeye gittin, yüzde şu kadar başarılı. Bu senin başarılı olabileceğini gösteriyor. Sen elinden geleni yaptın, biz senin arkandayız. Hiç kazanıp kazanmayacağını kadere bırak, zamana bırak, kabullen tarzına dedin ama çocuk sonuç odaklı düşünmek stresi artıyor. Çünkü kişinin kontrol edemeyeceği şeyi düşünmek kaygıyı artırır. Tabii. Kontrol tabii. edebileceği şey ne? İşte şu anda üçünde şu kadar soru çözmek, şu kadar yani sınav öncesi şunlar yapmak, kontrol edebileceği şeyler. Bunu yapacak. Sonuçta yani geçmişteki birikimlere göre zaten tahmin ediyor ne kadar net yapabileceğini vesaire. Ve büyük ölçüde de doğru tahmin ediliyor. Yani %80-90 bakıyorum gençler sınavdan sonra anahtar yayınlandığı zaman bakıyorlar, çoğu tutturuyor gençlerin. Evet. Tutturamayanlar çoğu da bir şaşırıyorlar ya, nasıl yapamadı bu diye, ve panik yapmış daha doğrusu. Evet, evet. Onun için panik yapmaması için işte biz böyle durumlarda mesela solunum egzersizi öğretiyoruz. Şöyle derin nefes alıyoruz. Derin nefes, 1-2 diyecek kadar nefes alıyor. 3-4-5-6-7 diyecek 4 sayı kadar nefesini tutuyor. Ondan sonra yavaş yavaş 4 sayı daha devam ediyor. 7-8-9-10-11 diyecek, 12 diyecek kadar da yavaş yavaş veriyor. Bunu nefes al, tut, ver. Bunu 5-6 defa yapsan beyindeki stres hormonları aşağı iniyor hemen. O anda düşüncesini ders, okul dışı konulara verecek. Derin nefes alacak. 2 sayı kadar, 4 sayı kadar tutacak. 4 sayı kadar da verecek. Evet. Böyle yavaş yavaş. Bunu 5-6 defa yapsınlar gerildiği zaman. Zihninden böyle rahat, güvende hissettiği, rahat olduğu, konfor alanları vardır her insanın. Mesela kimisi yeşillik arasındadır, kimi sahildedir, kimi dağdadır, köyündedir. Bunları hayal etsinler ve ben elimden geleni yaptım deyip olumlu terkinde bulunsunlar kendilerine. Sınav kaygısı hemen aşağı iner anında. Sınav salonundan önce de olur o. Evet. Ve sınav salonundan önce bazıları vardır, böyle toksik kişiler vardır. Yapamadım, mahvoldum, öldüm, bittim der. Sorular zor çıkarsa da herkesin moralini bozar. Sınava girer, herkesten çok not alır. Böyle toksik kişilerden uzak dursunlar sınav öncesi. Evet, evet. Böyle sakin ortamlarda bulunup, değil mi? Ve nefes gerçekten çok önemli. Herhalde sınav sırasında da bunu yapabilirler. Şöyle kendilerine kısa bir süre tanıyıp, eğer kaygı basıyorsa, bastırıyorsa, başarılarına engel olacaksa. Bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Yoksa şunu da sormak istiyorum. Hani stres kronikleşince bağışıklığı zayıflatıyor dediniz ya, aslında birçok hastalıktan bahsedince stresin ne kadar etkili olduğundan söz etmeden olmuyor. Genel olarak ne söylersiniz bu konuda? Abi, yani şimdi uzun süreli stres immünosupresyon yapıyor. Yani uzun süre bağışıklık sistemini baskılıyor. Bağışıklık sistemi de nedir? Vücutta mesela atipik hücreler oluyor. Genç yaşta da vardı o. Kanserojen hücreler. 2-3 tane hücre var. Antikorlar ve ak yuvarlar onun etrafını sarıyor. Onu zararsız tutuyor böyle vücudun bir kenarında. Büyümeden duruyorlar onlar. Yayılmadan, çoğalmadan duruyorlar. Bağışıklık sistemi zayıflayınca vücutta antikor seviyesi düşüyor. Vücutta ak yuvarlar, lenfositler, T hücreleri, bunlar azalıyor. Azalınca o uyuyan kanser hücreleri başlıyor uyanmaya, atipik hücreler. Mesela bu vücuttaki atipik DNA hasarının nasıl tamir edildiğinin
bulan biliyorsun Türk bilim insanı Aziz Sancar şey Nobel ödülü aldı. Ondaki çalışmalar DNA hasarı yapıyor kronik stres. Yani ultraviyolenin yaptığı gibi stres de yapıyor onu. Öyle. O hasarları normalde vücut temizliyor onları. Mesela uykuda temizleniyor hasar. Açlıkta temizleniyor onlar. Yani vücut gevşediği zaman bağışıklık sistemi devreye giriyor. Onları antioksidanlarla sağlıklı yaşamaktan. Yani hastalıkların çoğu yaşam stilimizi bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bu da beslenme şekli olduğu gibi yaşam şekli de önemli. Tabii. Yani kişinin böyle basit şeylerden, sıradan şeylerden zevk alabilmek. Küçük şeylerden mutlu olabilmek, dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmek. Çünkü dünyayı değiştirmek gücümüz yetmez ama kendimizi değiştirmek gücümüz yeter. Kendimizi değiştirdiğimiz zaman dünyayı değiştirmeye de oradan başlanır zaten. Yani, ama şu anda insanlara başarı için fazla bir gerçekçi olmayan yüksek hedefler konuyor. Kişiyi başaracağım diye yarış atı gibi kullanılıyor. Yani şu anda bir nevi gönüllü kölelik var insanlarda. Başarı köleliği var. Yani tüketim ekonomisinin köleliği var. Bunun sonucunda da hep daha fazla daha fazla diyerek insan stresini artıyor. Modernizmin getirdiği birçok maddi refahın yanında ve ihtiyaçları çok yüksek, gerçekçi olmayan ihtiyaçlar. İnsanın bizim 10 senelik ihtiyacını karşılayacak kıyafeti var, gene de alıyor. Bunun gibi. Ayrıca da beklenti seviyesi yükseldi hayattan. Beklenti seviyesinin yükselmesi de stresi yüksek tutuyor. Devamlı tepkisli olma hali ortaya çıkarıyor. O zaman gençlere seslenelim, özellikle daha gençken uzun bir hayat varken önlerinde stres yönetimi konusunda kendilerine biraz eğitsinler. Bunun hayatta çok faydası olacaktır. Üniversite sınavına girecek herkese başarılar dileyelim sizinle birlikte ve teşekkür edelim katıldığınız için. Başarılar diliyorum ben de. Allah kolaylık versin hepsine. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler, rica ederim. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.